akşamlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün işte bu etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Doğrusu bu kitap fuarları etkinliklere katıldım ama buna ilk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum ben. Aslında biz Servet Hocam'la birlikte şey yaptık. Gençlerimizin kimlik oluşumunda Peygamber Efendimiz'in rol modeli diye bir konu seçmiştik ama daha sonra serbestle konuşabileceğimizi söylediniz. Ben bunun üzerine şey yapayım, ses yankılanıyor mu? Ses iyi. Bu Anadolu Vakfı'nın etkinliği ya, ben geçen hafta şeydeydim, Türkistan'daydım. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in tarihin belli bir zamanda, belli bir mekanda, belli bir kültürde gönderilmiş ve oradaki sorunlara çözüm üretmiş, gençlerin kişiliğini ve kimliğini oluşturmada nasıl bir rol model olmuş, bunun üzerine konuşacaktık. Sonra o coğrafyayı gidip gelince, bugün de Ali Hocam'la görüştükten sonra o Türkistan-Türkiye irtibatının kurulmasında ve peygamberlik tasavvurunun etkisine dair bir söyleşi yapayım diye aklıma geldi. Şimdi şunun için diyorum ben, din, kısaca ben bir 15-20 dakika şöyle bir sunum yapayım, ardından sorularla açalım. Çünkü özellikle şunu vurgulamak istiyorum, din, dünyada ahiret, dünyada mutluluk, öbür tarafta saadetül kusva, tahsilü saadet dediğimiz ilkeleri Hazreti Adem'den itibaren farklı zaman, mekan, farklı dillerde, farklı kültürlere gönderilmiş, farklı zaman ve mekanlarda uygulanmış. Dolayısıyla işte en son dil Arapça ama ondan önceki Aramice, ondan önceki Attika dili, İbranice, birçok farklı dillerde de var. Şurada şimdi şöyle bir soru, hepiniz gençsiniz ve bu Peygamberimizin rol model olmasında buna dair Peygamberimize ilgili birçok metinlere ulaşabilirsiniz ama ben burada ana hatlarıyla şunu vurgulamak istiyorum özellikle. Sonra gelirken daha böyle güncel olsun falan diye. Biz burada gençler de var. Felsefeyi Anadolu'da yeniden yurtlandırmak diye bir proje peşindeyiz. Yani 1995'ten itibaren Ankara'dan Çorum İlahiyat Fakültesi'ne gittim. 2004'te, 2005 yılında Kırgızistan'da bir yıl görev yaptım ve döndükten sonra Felsefeyi Anadolu'dan yeniden yurtlandırmak, Türkistan-Türkiye irtibatının kültürel sürekliliğini kurgulamak üzere projelere geliştirdik, projeler üzerine çalışmaya başladık. Ali Hocam'la ve Anadolu Vakfı'yla da olan irtibatı buradan başladı. Yani bizim bundan 1400 küsur önce Mekke'de nazil olmuş, Arapça nazil olmuş belli bir dille ve o dönemin sosyopolitik sorunlarını çözmüş güzel bir insanın Arap olmayan coğrafyalardaki temsili nasıl oldu? Nasıl bir Müslümanlık tasavvuru oldu? Yani Türkler nasıl Müslüman oldu ve Türklerin ortaya koyduğu Müslümanlık tasavvurunun temel kodları nedir? Yani soru şu, Arap ve Fars Müslümanlık tasavvurlarının dışında Hanefi fıkhı, Maturidi akaidi ve Yesevi kültürüyle birlikte gelişen Müslümanlık tasavvurunun yeniden nasıl güncelleyebiliriz? Zaten buradaki onun sebebinde kuvvetli. Yani Peygamberimizin rol model olarak alınması derken bizim işte biz Müslüman olduktan sonra geliştirdiğimiz kültürel kodlar nelerdir? Bunun üzerine ana hatlarıyla size bilgi vermek istiyorum. Zaten o Anadolu Vakfı'nın da burada olmaktan onur duyuyorum. İlk bu Selefi zihniyetle ilgili tehlikelere işaret eden bizim temel kültürel kodlarımızı o Türkistan'da, Semerkant'ta, Buhara'da gündeme gelmiş olan, o İmam Hanefi fıkhı ve İmam Serasi ile birlikte gündeme gelmiş olan, Maturidi akaidenin Osman el-Oğuşi ile birlikte gündeme gelmiş olan Fars ve Arap akıllarının dışında gelişmiş Müslümanlık tasavvuru dediğim benim bu. Yani ekonomi politik savaşlara dinin örtülenmesi şeklindeki Şii ve Selefi zihniyetin dışındaki perspektifi nasıl güncelleyebiliriz? Bizim peygamberlik tasavvurları ne? Burada işte
Avrupa. 2001'den, 2002'den, 2003'ten itibaren mezun kardeşlerimiz var. Biz mantık dersine bu tamamen peygamberimizi rol model almak üzerine konarken Muhammed ve Mehmet isimleri üzerinden gider. Niye sadece Türklerde aynı şekilde yazıldığı halde birine Muhammed ismi konulur, diğerine Mehmet ismi konulur. Mesela benim ismim Mevlüt. Sadece Türklerde Mevlüt ve Mevlide vardır. İşte Kazakistan'a gittim ben, Özbekistan'a gittim, orada Mevlide yazıyor. Niye? Çünkü peygamberimizin doğduğu aya hürmeten konulur. Ve bu çerçevede baktığımız zaman bu Mehmet ve Muhammed ismi üzerinde ki o perspektiften de hareketle bizim Müslümanlık tasavvurumuzda Ahmet, Mehmet, Muhammed isimleri çoktur. Ve bunlar Muhammed ismi 80'e kadar yoktu. 80'den sonra çoğalmaya başladı. Bu özellikle onu vurgulamak istiyorum. Bu Ahmet, Mehmet, Mustafa ve Mahmut. Çok az sayıda olmak üzere diğerine göre Mahmut ismi var. Bu niye? Peygamber Efendimizin rahmeti, bereketi, feyzi, himmeti yavrumun üzerine olsun. Ama yavrumdaki teknik hatalar Efendimiz'e atfedilmesin. Bu sadece bizim Türklerin oluşturduğu Müslümanlık tasavvurunda var. Şimdi dolayısıyla ben bu 2005'ten itibaren daha sonra işte Yemen'e gittim. Yemen'de kaldım. İşte bu sağ olsun Ali hocamlar ikinci baskıyı yaptı. Selefi Zihniyet ve Türkiye. İşin doğrusu 2005 yılında ben Kırgızistan'dayken bu Türkistan-Türkiye irtifatını temel kodlarını nasıl yeniden yeşertiriz derken işte bir sendikamız var, o Anadolu Konfederasyonu diye. İşte bu vakfın adı Anadolu. Yani bizim o 1071'de misak-ı milli sınırlarıyla çizilmiş olan Anadolu'ya Osmanlı'nın dağılmasıyla birlikte o Anadolu'daki neşvi neva bulmamızın felsefi temelleri üzerine konuşurken o zaman dedim ki bu Orta Asya'da, Türkistan'da din ya çatışmanın merkezi olacak ki öyle gözüküyor. Çünkü Körfez merkezli Selefi zihniyet buraları kuşatmaya başlamış. Ya da Hanefi fıkhı, Maturidi akaidi ve Yesevi kültürünün, öğretinin itidalli perspektifiyle bir barış dini olacak. Ama öyle gözüküyor ki bu çatışma dini olacak diye. Daha sonra tam 7 yıl sonra ben Yemen'e gittim TİKA görevlisi olarak. Orada Arap Baharı'nda bulundum. Arap Baharı'nda bulunduktan sonra baktım ki bütün Orta Doğu'yu ve o kuşatmayı yani enerji, arz ve üretim merkezlerinin sürekli istikrarsızlaştırma halinin Selefi zihniyetle Şii zihniyet arasındaki çatışma üzerine kurulduğunu gördüm. Geldikten sonra Yemen'e Kırgızistan'a tekrar gittim ve bizim Kırgızistan'ın artık Selefi zihniyetle tamamen örüldüğünü, Körfez merkezli Müslümanlık tasavvuruyla örüldüğünü ve çatışma dili oluşturmaya başladığını görünce Türkiye'ye döndüğümde ilk işte irtibata geçtiğim vakıflardan birisi Anadolu Vakfı'ydı. Çünkü duyarlılıklarını biliyorum. Bu bizim özgürleştirici teoloji lehimize ve aleyhimize olanı bilmek olan Hanefi fıkhını ve onun teolojik dilini ifrat ve tefritten kaçan Yesevi öğretiyi yeniden üretmek Selefi zihniyetin panzehiridir diye ve bu çerçevede biz okumalarımıza devam etmeye başladık. İşte vakıf da peş peşe bu yayınları yapmaya başladı ve Çorum bu anlamda Anadolu Vakfı'nın, değil mi Ali Hocam, temel merkezlerinden birisi. Çünkü fıkıh kitabı, kelam kitapları ve hadis kitapları Çorum İlahiyat'tan yayınlandı. Ve bu Selefi zihniyette alana dair yazılan nadir kitaplardan birisidir bu. Sonra biz bu projeyi biraz daha genişlettik. Bu Türkistan-Türkiye irtibatının felsefi temelleri diye. Biz Müslüman olduktan sonra temel metinlerimizi, Yusuf Hacib'in Kutadgu Biliğini, Edip Ahmet Yüknek'in Atavetül Hakayık'ını, Siyasetname'yi ve o metinleri yeniden okumaya başladık. Ve bunları gündeme getirmeye başladık. Yani bizim şöyle bir temel teorimiz var. Eğer biz kişilik ve kimliğimizi oluşturacaksak ve bu son zamanlardaki bütün dünyayı kuşatan İslamiyet'i terörle, İslamfobiyayla özdeşler Selefi zihniyetten kurtulacaksak Tuğrul Bey'le birlikte başlayan din-devlet irtibatını, kurgulayışımızı gündeme getirmemiz lazım. Sultan Alparslan'la 1071'de Anadolu'nun Müslümanlaşmasını
ve o misafir milli sınırlarının 1000 sene önce atılmış olmasının teorik temellerini ve Osman Bey ile Farabi'nin küçük millet, küçük devlet kavramından hareketle Osman Bey ile senin kuruluşunun, Osmanlı Devleti'nin bir kayıp oyunu kuruluşunun Fatih Sultan Mehmet ile Anadolu Birliği'nin sağlanmasını ve Fatih Külliyesi ile Sahn-ı Seman'la ve Bizans kültürünü de Arap-Fars kültürlerine, Uzak Doğu kültürlerine katan ve Bizans kültürünü de katan yeni bir dünya perspektifi oluşturduğunu söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin de bunun temelleri üzerine kuruldu. Yani bu siyasi figürlerin ortaya koydukları perspektifi anlamaksızın Selçuklu Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti kültürel sürekliliğini kullanamayacağını söylüyoruz. Ama ben şimdi bunları söylerken şunun için diyorum. Burada benim Arap ve Fars akıllarının ortaya koyduğu Müslümanlık tasavvurunun dışındaki perspektif dediğim nokta tam olarak teorik temellerini Hanefi fıkhı, Maturidi akaidi, Yesevi kültürü diyorum ama ben felsefe hocasıyım. Felsefe hocası olmanın sebebi de şu, biz bunu Farabi'den hareketle temellendiriyoruz. Yani bakın, Farabi muallimi evvel diye bilinen Aristo'nun dan sonra düşünce tarihinin ikinci ismi, muallimi sani dediğimiz güzel bir adam ve ilimlerin saymıyla bunu sistematize ediyor ama bu dil düşünce irtibatını kurduktan sonra doğa bilimlerini, pozitif bilimlerini, içinde üniversitede teknik bilimlerde okuyan arkadaşlar varsa, yani tekvini Kur'an'ı, yani yaratılmışı anlamayı önceliyor, ondan sonra ilahiyatı, felsefeyi gündeme getiriyor. Daha sonra medeni ilimler. Burada Efendimiz'e yine atfedeceğim. O medeni ilimlerde, siyaset felsefesinde Reisül Evvel dediği Peygamber Efendimiz. Yani şeyi, fizik metafizik irtibatını tamamen bir siyaset felsefesi üzerine kuruyor. Dolayısıyla biz felsefeyi Anadolu'da yeniden yurtlandırmak derken, Anadolu Vakfı'nda bunu gündeme getirirken, bunun sendikal boyutunu gündeme getirirken, sivil boyutlarını gündeme getirirken bizim bu Türkistan'dan getirdiğimiz temel kodların yanı sıra burada bulduğumuz kadim medeniyetleri ve Bizans kültürüyle yoğrularak bir dünya medeniyeti kurma projemizden bahsediyoruz. Ama esas önemli olan, yani konuyla da doğrudan irtibatlı olmasından dolayı Peygamberimizin o fizik metafizik irtibatını kuran Reisül Evler, devlet başkanı olma statüsü. Ama burada şöyle bir sorun var. Biz eğer bu perspektifi Tuğrul Bey, Sultan Alparslan üzerinden okumazsak, Fatih Sultan Mehmet'le zirveye taşındığını okumazsak, Yavuz Sultan Selim'le Arap ve Fars akıllarındaki nihai noktanın altın vuruşunun yapıldığını gözden kaçırırsak, şu anda o IŞİD gibi, El-Kaide gibi kendilerini İslam hilafeti ya da Kur'an yapıların bir şekilde o eleyhimme minel Kureyş diye imamlar Kureyş'tendir olur şeklinde ki o yani siyasi perspektiflerini, Vahabi perspektifi, onu Neo-Selefi perspektif adı altında sunuyorlar. O perspektifi güncelleştirmelerinin meşruiyetinin olmadığını sadece biz ispat edebiliriz. Ama bu tarihsel temeli bilirsin. Çünkü bir tek Türkler şey yapmıştır. Bunun yani işte onun abidelerinden itibaren kut aldığını ve bu Tanrı'nın yeryüzünde adaleti sağlamak için kendilerinin görevlendirildiğini düşünen bir geleneğe sahibiz biz. Ve dünya devleti olarak Selçukluları ve Osmanlıları kurmuş olan bir yapı olarak Batı'yla mücadele eden yegane Müslüman halklar burası. Siz şimdi bu yapıyı, tarihsel temelini gözden kaçırırsanız, Peygamber Efendimiz'in Kureyşli olmasından, ki o Kureyş'in de içinde kabileler var, oradan hareketle bunu bir dünya siyaseti haline dayatır da bu yapılara dinsel meşruiyet sağlarsanız, bunun arka planını çözmezseniz, İslamfobiyanın dünyadaki her taraftaki etkisi gittikçe artar. Onun için biz bunu özellikle Farabi'den hareketle alıyoruz. Yani çünkü Hanefi fıkhı ve Maturidi akaidi ile ilgili okumaların, Yesevi ile ilgili okumalar bize tarihsel temel sağlar. Ama bunları barış noktası olarak görmek farklı bir şeydir. Hareket noktası olarak görmek farklı bir şeydir. Çünkü 1789'da dünya paradigması değişti. Ve o paradigmada çok uluslu devletten ulus devlete geçildi. Monarşiden cumhuriyete geçildi.
din merkezli yapıdan laikliğe geçildi. Osmanlı da buna uygun nedir onu diyelim 1700'lü yıllardan itibaren ekonomiyi elinden kaçırdı. Çünkü İpek Yolu ticaretin merkezi olan yapılar elinizden çıktı. Bu coğrafi keşiflerle birlikte de doğuyla batıyı önce Portekizler, İspanyollar, İngilizler, Fransızlar o doğuya ulaştılar da onun sömürgesini oraya getirdiler. Rönesans'ı arka planını bizim modern bilim, pozitif bilimler işte bu ben bugün yine Ali Hocam'a söyledim. Anadolu Vakfı'nın özellikle Semerkant, Buhara ve Hive'yi özellikle ziyaret etmesi gerekiyor. Yani o Hanefi fıkhı ve Maturidi akaidini ve Türkistan medeniyetinin zirvesini yerinde görmek için. Biz bu oralar çünkü dünya üniversitelerini kurduğumuz yerler. Mesela bizim Hive diyebildiğimiz yer aslında Harezmi dediğimiz yer Uluğbeylerin, Ali Kuşçuların, Harezmi'nin ve bu pozitif bilimlerde son derece önemli olan bilim adamlarının yetiştiği yer. Şunu diyorum, Batı bu küresel olarak ekonomik şeyini sağladıktan sonra modern bilim ve pozitif bilimleri de bizden transfer etti. Bu işte Fuat Sezgin ile olması nedeniyle gündeme tekrar geldi bunlar. Ardından Rönesans'tan sonra reformu gerçekleştirdi, aydınlanma felsefesini gerçekleştirdi ve Batı bugün bütün dünyayı yönetir hale geldi. Buna direnecek olan teorik temeller benim her zaman söylediğim gibi Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti. Bunun niye böyle diyecek olursanız ben Buhara'daki yaptığım bir anekdotu anlatıp ondan sonra soru cevap kısmına gelelim. Orada ben Emir Timur'un resmini olan bir para istedim ben. 500 somluk. Dedi ki niye istiyorsunuz? Çünkü Emir Timur çok önemli bir hakandır. Ben ilk defa bir Türk'ün, çünkü oralar kendilerini hep farklı nitelendirir biliyorsunuz. Sovyetler Birliği'nin yani farklı Türk boyu olduğunu düşünmez de ben ilk defa bir Türk'ün Emir Timur hakkında iyi konuştuğunu duydum dedi. Ben dedim ki Emir Timur Türklerin yetiştirdiği en büyük hakanlardan birisidir. Bak Semerkant'ı, Buhara'nın dünya çapında merkezler olmasını, bu mimari ve sanatın, bilim ve teknolojinin zirvesidir buralar. Ve ama dedim bu Emir Timur'un yanlış yapmayacağı anlamına gelmez. Yıldırım Beyazıt'ı körü körüne savunacak durumda değilim. Çünkü orada karşılıklı ikisinin de teknik hataları vardı ama Yıldırım Beyazıt'ın daha fazla hatası vardı. Neticede iki Türk hakanı çarpıştı ve bunun kazananı Türkler olmadı. Ama eğer siz genel Türk tarihi içinde okumazsanız bu bana söyler misiniz dedim Emir Timur'un İzmir'in işte yabancılardan batıdan alınmasına sebep oldu. Türk tarihinde ya da İslam tarihinde batıya sömürge güçlerine, Haçlı seferlerine ki ben Haçlı seferlerini din savaşları olarak görmem. Ekonomi politik savaşların dinle örtülenmesi aynı şimdiki olduğu gibi enerji ağız ve üretim merkezlerinde Selefi zihniyetle Şii zihniyetin çatışması dinin örtülemesidir diyorum her yerde zaten. O dönemde böyleydi. Bana bir tane Fars ve Arap devleti gösterebilir misin dedim. Batı'nın o zamanlar ve şimdiki küresel emperyalizme karşı direnen yok. Ama dedim bakın o dönemde Emir Timur'un bizi 1402 Ankara Savaşı'nda yenilmiş olması bizi bir fetret dönemine soktu ve bizim İstanbul'u fethetmemiz gecikti. Roma'ya, Viyana'ya gitmemiz gecikti. Zaten oradan ötesine gidemedik. Oysa Türk tarihini bilen herkes bilir ki ondan sonrası Roma ve Paris'ti. Dolayısıyla bu savaşın kazananı Türkler ve Müslümanlar olmadı. Ama Emir Timur'un en büyük zararı size oldu. Niye? Çünkü Altınordu Devleti ki o dönemin en büyük kültür ve medeniyet açısından Hanefi fıkhı ve Maturidi akaidine karşı yani İbn Haldun'un dediği gibi sebep ve nesep açısından aynı olan yapıyı ortadan kaldırdı. Bu sıralar dirilişle birlikte Altınordu Devleti'ni de duymuş olabilirsiniz. Ama en önemli devletlerden biriydi ve Rusya bir beylikken devlet oldu. Yani şu anda Türkiye günümüzde de Rusya ile Amerika arasında gidip geliyor değil mi? S-400'ler ve F-15'lerden. Bakın dedim bunun tarihsel temeli oraya gider. Ve onun için dedim lütfen bu tarihi bütüncül olarak okuyup biz Müslüman olduktan sonra biz Müslüman olduktan sonra hakikaten kelimenin tam anlamıyla Müslüman olduk.
elimizden geldiği kadar dini mübini İslam'ın yayılması için mücadele etti. Bunun en büyük teorik temeli Hanefi fıkıhıdır. Ve bu İmam Serahsi'nin bu Osmanlı fıkhının temelini oluşturması, Osman el-Oşi'nin akaidinin oluşturması, yani özgürlükçü teolojiyle bu olmuştur. Ama bunun itidalli bir şekilde yansıması Yesevi kültürüyle olmuştur. Bakın özellikle Yesevi kültürü diyorum çünkü mevcut tarikatların ve cemaatların bu Yesevi kültüründen önemli oranda uzaklaştığı kanaatindeyim. Yani niye? Eğer ben şimdi Semerkant'ta imamımızın kabrini ziyaret ettim. Baktım ki orada yatıyor güzel insan. Yani bu insanın jeofelsefe dediğim nokta o. Bulunduğu toprağa olan inancı artıyor. Ama İmam Maturidi'nin kabrinin olduğu yer eskiden de mezarlıkmış ve o mezarlık dümdüz edilmiş, beton şey yapılmış ve Yahudi mahallesi kurulmuş. Şimdi sembolik bir anıt yapılmış ve oradaki diğer fakihlerin ve imamlarımızın mezar taşları konmuş. Hemen öbür tarafına gidiyorsunuz, İmam Buhari'nin kabri ziyaret ediyorsunuz. İmam Buhari'nin kabri niye Buhara'da değil de Semerkant'ta? İşte o zaman bakıyorsunuz ki o dönemdeki sosyopolitik gelişmeler ve İmam Buhari'ye yapılan baskıları falan görüyorsunuz. Sonra Buhari'ye gidiyorsunuz. Buhara özellikle bu bizim Müslümanlık tasavvurumuz ve dünyada en uzun süreli tek hanedanlı devlet Osmanlı'dır biliyorsunuz. Roma daha işte paralel devlettir ama Çin'den bahsederler tarihçiler. Oysa Çin'de farklı hanedanlar vardır. Buhara bizim için o kadar önemli ki yani İmam Buhari'nin ötesinde Şah-ı Nakşibendi'nin mezarı orada. Şimdi ondan bahsedeceğim. Ve o asıl önemli olan şu, orada Kalyon Camisi var. Kalyon Camisi 1914'te bizim Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimiz zaman dünya Müslümanlarına yönelik çıkarttığımız fetvaların, yani cihat fetvasının ikinci okunduğu. Ve Osmanlı dağılıyor. 1921'de Sakarya Meydan Zaferi'ni kazanıyoruz biz ve orada şükür namazı kılıyoruz. Yani Buhara tarihte bizim hadis geleneğimizin, Semerkant itikat geleneğimizin noktası ama Türkiye Cumhuriyeti kültürel sürekliliğini anlamak için de o nokta son derece önemli. Adamlar 3 tane kılıç göndermişler. Birincisi Mustafa Kemal'e, ikincisi İsmet İnönü'ye, üçüncüsünü kime? İzmir'i alacak ilk Türk subayı. Niye İzmir? Çünkü İzmir Emir Timur'un vasıtasıyla Müslümanların eline geçti, Türklerin eline geçti. Yani adam 1000 sene önceki yapıyı gündeme getiriyor. Onun için ben diyorum ki son söz olarak bu Efendimiz'i rol model alacaksa farklı zaman, mekanda, farklı dilde, farklı kültürde üretilmiş yani sorunlar çözmüş bir peygamber tasavvurunun işte Türkistan'da, Semerkant'ta, Buhara'da, Oş'ta, Yesi'de nasıl tezahür ettiğini bilmemiz lazım. Ve oradan buraya nasıl bu perspektifi buraya taşımamız lazım? Bu anakronizm riskine rağmen gençler, siz üniversitede okuyorsunuz, bunu müzakere etmemiz lazım. Ve bu coğrafyaya niye tek tip körfez merkezli İslam tasavvuru gündeme getiriliyor? Bunun özellikle dikkat çekmek istiyorum. Mesela bu teolojik dil, ilahiyat dili çözülmeksizin, buna dair perspektifler olmaksızın, uluslararası işte hukukta okuyan gençler var, uluslararası ilişkilerde okuyan gençler var. Ben bu Anadolu Vakfı benzeri sivil toplum kuruluşlarını bunun için önemsiyorum. Yani bu yetiştiğiniz kültürel kodlara dair dini verilerden habersiz olmadan uluslararası ilişkiler ve siyaset biliminde eğitim almanızın bir anlamı yok. Niye yok? Çünkü o zaman hep tercüme metinlerle gündeme gelirsiniz. Bakın mesela bizim Yesevi öğretisi nedir? O ifrat ve tefridin uzağındadır. Yani ifrat ve tefrit dediğim benim şu. Bizim Türklerin Müslüman olmasında hallaç son derece önemlidir. Ama hallacın enel hak tasavvurunu, vahdedi vücut öğretisine yol açan perspektifinin fıkıh, fakihler ve kelamcılar tarafından nasıl ötekileştirildiği belli. Bizim bir de İslam öncesi şaman kültürümüz var, kan kültürümüz var. Fizik metafizik irtibatını sağlayan şahıslar var. O tahrip olmuş, ben ona hiç din demem, bir öğretidir derim. Ahmet Yesevi bu ifrat ve tefridin ötesinde bir şey kuruyor.
perspektif kuruyor. El emeğiyle ve kalbini zikirle kuran bir perspektif. Ve bu Yesevilik işte bu Semerkant, Buhara civarında Nakşilik şeklinde bir şekilde devam ediyor. Ve Nakşi bakıyorsunuz ki o da aynı Hanefi fıkhı ve Maturidi akaidine göre. Peki bu perspektifte yetişmiş olan ki Türkiye'deki tarikatların önemli bir kısmı kendisinin Nakşi olduğunu nitelendirir. Niye Şafii fıkhı Eşairi akaidine göre amel eden Mevlana Halid Bağdadi'yi merkeze? Mesela bu kilit noktalar sadece tasavvuf disiplinleriyle çözülecek işler değil. Yani bunu ilahiyatların tekeline bırakmak kadar riskli bir şey yok. Bakın ben ilahiyat fakültesinde öğretim üyesi olmama rağmen bunu özellikle vurguluyorum. Anadolu Vakfı gibi rasyonel temele dayanan perspektiflerin genişlemesini bundan dolayı istiyor. Bunu uluslararası ilişkiler, siyaset bilimleri, kamu yönetimindeki ilişkiler araştırılmadığı sürece salt tasavvuf disipliniyle bu iş olmaz. Zaten tasavvufu da önceden ben asistanken felsefe kelam bölümü vardı, tefsir hadis bölümü vardı ve felsefe kelam bölümünde mezhepler tarihi, kelam ve tasavvuf buradaydı. Daha sonra bu disiplinler ayrıldı, temel İslam disiplinlerini diye o bir tarafa ayırdılar ve felsefeyle olan irtibatını gittikçe zayıflattılar. Oysa tasavvuf felsefesi perspektifi olmaksızın ya da felsefi tasavvuf artık adına ne diyorsanız bu Yesevi kültürünün nasıl işte Nakşiliğin nasıl değiştirilir ve dönüştüğünü anlamadan Müslümanlık tasavvurlarını anlamak mümkün değil. Aksi takdirde o körfer merkezli perspektifin peygamberlik tasavvurunu buraya mutlak rol model olarak da tanıtabilirler. Benim özetle ana hatlarıyla söyleyeceğim bunlar. Yoksa işte peygamberimizin çocuklara nasıl davrandığı, nedir engelli çocukları nasıl öne aldığını, onlarla nasıl oynadığını, sohbet ederken hizaya nasıl geldi, bunların hepsini biliyorsunuz. Benim için önemli olan bu Müslümanlık tasavvurunun farklı zaman ve mekanlarda farklı şekilde olduğunu ve bizim kültürel kodlarımızı yeniden üretmemiz gerektiğini söylüyorum. Zaten Anadolu Vakfı'nda da olmaktan gurur duymam sebebi de bu. Çünkü bu kaygıyı paylaşıyorum. Bana göre felsefe kaygıları paylaşmaktır diyorum. Benim anahtarıyla söyleyeceğim bunlar yeni de oradan geldiğim için doğrudan alana dair işte 2005'ten itibaren teorik çalışmalarla pratiklerle sürekli oralara gidip Türkistan'a ve Arap ülkelerine gidip gelen bir kardeşimiz olarak eğer katkılarınız ya da soracak olan sorularınız varsa doğrudan bundan devam edebiliriz diye düşünüyorum. Bu öyle mi? Tamam. Şimdiye kadar süremiz var. Yani devam edeyim mi? Siz bilirsiniz. Ama işte hocamla bizim 8'de çıkacağız biz şimdi. Bana bir saat demişlerdi de. Size yani çok... Tamam. O zaman bir 15 dakika daha böyle soru müzakere şey yapalım. Yani bir temel vurgum bu. Kimlik ve kişiliğinizi oluşturmada. Anadolu perspektifini ve bunun teorik temellerini anlamaksızın İslam adına sunulan Suudi Arabistan, İran, Mısır gibi Hint-Pakistan bölgesindeki perspektifleri buraya taşımak mümkün şey değil. Çünkü ben işte geçen Çorum'da gördüm tebliğ cemaatinin mensuplarını. Kırgızistan'da görmüştüm. Ama bu tebliğ cemaatinin merkezi neredir? Bangladeş'tir. Bangladeş nedir? Herkes bilir ki tarihi okuyan Hindistan'la Pakistan'ın daha doğrusu Gandhi'den sonra parçalanmış olan Hindistan-Pakistan arasındaki çatışma bölgesidir. Ve yaşam tarzı olarak dünyanın en zor ve geliri düşük olan yerlerdedir. Şimdi bu Kırgızistan'da da ben kaldım 2 yıl. Kırgızlar gelmiş, düşünebiliyor musunuz? Yani bunlar periyodik aralıklarla işte 6 aya kadar varan tebliğ cemaatine geliyorlar ve bunlar